bizim Kulönü Belediyesi'nin kademesinde tasması ve yemiyle birlikte şu anda beslenmek durumunda. Arzu ederseniz gidip size gösterebilirim köpeğin yaşadığını. İftira atıyor. Siyasi sahibi yok. Sahipsiz köpekti. Var bir belgesi yok. Getirsin belgesi var mı önce? Köpek benim kendi köpeğim. O gösterdikleri köpek benim değil. Benim köpeğim kimliği de burada. Hı. Köpek benim evimde burada duruyor. Yattığı yer burası. Hı hı. Tasması burada. Acaba sizin köpeğiniz dişi miydi, erkek miydi? Erkek. Orada bir yer sıkıyor. Orada yaralıyor. Ondan sonra danaların oraya buzağların ağılına giriyor köpek. Bir yerde orada sıkıyor. Bir 3-5 dakika sonra köpek ölüyor. Sürüyerek çöp arabasının teknesini atıyorlar. Jandarmaya gittim. İfade verdim. Davacı oldum. Kamera kayıtlarını orada tekrar izlettim. Resimleri gösterdim. Valla şimdi davacıyım. Yani devletin kestiği parmak acımaz. Ben daha bu olayı öğrendim. Evet, kameraları inceledim. Kameraları inceledikten sonra itfaiyeye gittim. İtfaiyede çöp arabasının arkasında teknesinde yarısına kadar su dolu. Su dolu teknenin içine köpeği atmışlar. Orada resimlerini çektim. Başkana bu konuyla ilgili WhatsApp'tan kamera kayıtlarını gönderdim. Dedim böyle böyle bir anons ettirirsiniz. Herkes köpeğini başın çaresine ona göre bakar diye bana geri dönüş yapmadı. Telefonlarımı engelledi. Ya bu yani insanlık dışı bir şey diyeyim. Yani yapılmaz yani. Yapılsa da dozajı bir şey düşük bir şekilde ama dozajı yüksek bir şekilde yapıyorlar. Öldürüyorlar hayvanları.